başımdan geçen ya da şu an olduğum konum hakkında 3-4 dakikalık bir şey konuşacağım sizler için. Ben yaklaşık 9 yıla yakındır bilgisayarla, internetle iç içe. Tasarımla uğraştım. Lamellik mi, hackerlık mı, ne boksa her şeyle uğraştım. Ama bir şeyler biliyorsanız uğraşın. Ama bilmiyorsanız bilgisayar başında günlük 2 saatten fazla kalmayın. Özellikle gece 12'den sonra kesinlikle bilgisayar başında kalmayın. Yaklaşık 4-5 ay önce panik atak hastalığına yakalandım. Ya da ilk nöbetimi geçirdim. Nasıl oldu? Arkadaşlarla tuttuğumuz öğrenci evinde 3-4 ay boyunca kaldım. Ve öyle oldu ki evden hiç çıkmadığım oldu. Gece 4-5'e kadar ya da 6'ya kadar bilgisayar başında. Ondan sonra kafayı koy yat. Akşama doğru 4-5-6'da kalk. 3-4 ay boyunca böyle. Ondan sonra kalktım, annemlerin evine gittim, babamların. O akşam dedim erken yatayım biraz. Canım sıkıldı. Kafayı koydum yastığa. Gözlerimi kapattım. Uyuyacağım, uyuyamıyorum. Alttan böyle nefes daralması geliyor. Nefesiniz sıkışıyor. Nefes almaya çalışıyorsunuz, alamıyorsunuz. Ondan sonra hafif böyle kalp sıkışması. Baktım olmuyor, dedim herhalde ben ölüyorum. Ecelim geldi, yani bu kadar ömrüm varmış. Ondan sonra kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Dedim uyku sarhoşuyum herhalde. Yüzümü yıkadım, baktım olmuyor. Neyse, böyle titreme geldi. Ama yok böyle bir titreme. -40 derecede dursanız böyle titremezsiniz. Babama dedim, baba, kaldırdım. Baba, ben iyi değilim, ölüyorum herhalde, beni hastaneye götür. Neyse, bindik gittik hastaneye. Sağ olsun pratisyenler var. Allah kimseyi pratisyenlerin eline de düşermesin. Erzurum'un koskoca en büyük hastanesi, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acilinde bir tane doktor yok. 3-4 tane pratisyen koymuşlar. Onlar kan tahlilleri gelmiş. Üzerindeki yazılar, şeyler vardır, rakamlar falan var. Onu arkadaşına soruyor ki bu nasıl? Ya bizim elimiz bunlarda. Neyse. Ondan sonra kan tahlili, idrar tahlili, işte kalp EKG falan, hiçbir şey çıkmadı, tertemiz. Ondan sonra eve geldim. Oturdum bilgisayar başına. Araştırıyorum internetten. Ya bende oluşan sıkıntıları yazdım. Baktım panik atak hastalığı. Ondan sonra aşırı sinirlendiğim zaman ya da can sıkıntısında ya da heyecanlandığımda aşırı, böyle tekrardan nöbet geliyor. Kalbin sıkışmaya başlıyor. Kalbin üzerinde bir yoğunluk oluyor. Sanki şişmiş gibi. Ondan sonra nefesin daralıyor. Akşamları erken yatamıyorsun. Ben mesela geceleri uyuyamıyorum rahatça. Neden? Uyku düzeni gitti. Bünye alıştı artık. Kaldıramıyor. Ayakta durmak zorundasın. Benden size arkadaş, dost, artık ne algılarsanız, sevgili arkadaşlar, kardeşler, dostlar, sizden rica ediyorum. Ben düştüm, siz düşmeyin. Bilgisayar başında özellikle geceleri 10, 11, 12'ye kadar durun. Ama ondan sonrasında kafanızı koyun yatın. Hayatınız çok önemli. Ne anneniz, ne babanız, ne sevdiğiniz, ne sevginiz, hiç kimse önemli değil. Siz olmasanız onların da bir anlamı olmaz. Onların annelik, sevgililik kavramı da olmaz. Ben düştüm, sizler düşmeyin. Gece yatmaya çalıştığınız zaman ölmek nedir bilemezsiniz. Düşmemeniz için lütfen bilgisayar başında aşırı sürece kalmayın. 2 saatten fazla kalmayın arkadaşlar. Bu Facebook'un Allah belasını versin. İnsanlar mahkum etti. Telefon, mobil, bilmem internet, bilgisayar başından. Herkes Face'te. Ne? Kimisi sevgilisi, kimisi bilmem ne paylaşımı. Arkadaşlar, sağlığınız gidiyor, sağlığınız. Sağlığım gitti benim. Sizin gitmesin. Sizlerden rica ediyorum. Siz izlediniz, öğrendiniz az da olsa. Lütfen şu videoyu bir kez paylaşın da arkadaşlarınız da öğrensin. Teşekkür ederim. Umarım kimse benim düştüğüm duruma düşmez. Allah kimseyi bu panik atak hastalığının eline düşermesin.
İsterseniz Google'a girin bir araştırın. Bakın nasıl bir hastalık. İnsanlar neler çekiyor. Yaşarken ölmek ne demek? Birçok insan evlenip de ya da evlendiği halde boşanan, nişanlısından ayrılan insanlar var. Panik atak hastalığı kolay kolay gitmeyen bir hastalık ve psikolojik hastalık. Antidepresan kullanmanız gerekiyor ve bu insanı mallaştırıyor. Lütfen arkadaşlar, Facebook'muş, internetmiş, karaymış, kızmış hepsi boş. Sizin sağlığınız gidiyor. Sağlığınızın kıymetini bilin. Tekrardan diyorum, şu videoyu izleyen arkadaşlarımız, kendiniz ve arkadaşlarınız için bir kez paylaşın. Lütfen bilgisayar başında fazla kalmayın. Ben düştüm, sizler düşmeyin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Eyvallah.